1998 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi'nde hadis alanında yüksek lisansını, 2004 yılında ise doktorasını tamamladı. 2014 yılında profesör olan hocamız Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim elemanı olarak dekanlık vazifesini yürüttü aynı zamanda ve bununla birlikte de aynı üniversitenin rektör yardımcılığı görevini yürüttü. Ekim 2020 yılından bu yana ise Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak hayatına devam etmekte. Kendisi tefsir üzerine çalışmalarıyla ilmi araştırmalarını ve ilmi çalışmalarını yürütmeye devam etmekte. Hocam sizi şehrimizde görmekten ve şehrimizde ağırlamaktan memnunum ve memnunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi hocamızı konferanslarını vermek üzere kürsüye davetimi arz ediyorum. Buyurun sayın hocam. Çok kıymetli kaymakamım, değerli müftülerim, belediye başkanım, siz değerli hazirun, hepinize çok teşekkür ediyorum ilginiz, alakanız için. Ele alacağımız konu belki bu çağda en önemli konumuz ve hayatımızın bir kenarında olan, bir kıyısında olan, bazen önümüze çıkan bir konu değil, hayatımızın üzerine yürüdüğü mecrası. Hepimiz bu mecra üzerinden var oluyoruz. Cenab-ı Hak huvellezî yusavvirukum fil erhami, sizi rahimlerde şekil ve suret ile böyle resminizi çizen, size kaş, göz, burun, sima, beden tayin eden, keyfe yaşa, nasıl diliyorsa öyle yaratan Allah Azze ve Celle, rahmin odağında olduğu bir hayattan bahsediyoruz. Cenab-ı Hak اِشْتَقْتُ لَكِ اِسْمًا مِنْ اِسْمِ, kutsi bir ayette ben sana kendi ismimden bir isim seçtim diyor. Rahim, Allah'ın Rahman isminden türetilmiş bir kelime. Çünkü o kapsül Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin tecelli ettiği yer. Çok gizemli bir kapsül. İçeride Allah Azze ve Celle an be an insan yaratıyor. Ne taşıyan, yani annenin kendisi, onun o işlemlerini yönetiyor, hatta biliyor. Ne de babanın bu işte özde bir dahli yok. Bizi buluşturan, meveddetle bir araya getiren ve sonra bu buluşmalarımızdan bize zürriyetler bahşeden ve aramızda ensab dediğimiz nesep bağı kuran Cenab-ı Hak. Bunun üzerinden de bize ünsiyet sağlıyor. Ünsiyet ne demek? Yalnızlığımızı gideriyoruz. Eşler arası, aile içi, çocuklar arası, burada ünsiyet dediğimiz şey tecelli ediyor. Çünkü hani derler ya, ehad olan, yani tek olan ancak Allah Azze ve Celle'dir. Kul huvallahu ehad. Allah her şeyden ihtiyaçsız, yani hiçbir şeye bir gereksinimi olmayan, dolayısıyla ünsiyete de gereksinimi olmayan yegane tek ilah, her şeyin var edicisi. Ama bizler öyle değiliz. Bizler zayıf, çaresiz,
eksikleri olan, yetersizlikleri olan ve dolayısıyla iş bölümü yapmaya, birbirinden destek almaya, birbirinin katkısına hatta bazen konuşmasına ihtiyaç duyuyor. Bakmışsın amca yaşlanmış, evde herhalde valide de yenge anında vefat etmiş, konuşacak çok fazla kimse bulamadığı için birini bulsa hemen oturup onunla konuşmaya çalışıyor, konuşuyor, konuşuyor. Bu da bir ihtiyaç. Ünsiyet bunun içerisinde her yönüyle var. Konuşma yönüyle var, oturma yönüyle, kalkma yönüyle, yemek yeme yönüyle. Eğer kendimizi ve zafiyetimizi tanımaz ise Cenab-ı Hakk'ın bize yarattığı araçları kullanmaya da bunlara duyduğumuz ihtiyacı da bilmeye karşı kör kalırız. Bizim bir bedenimiz var ve bu bedenimizin yönetilmeye ihtiyacı var. Mesela su geldi, su içmeye ihtiyaç duyuyoruz. An be an hava almaya ihtiyaç duyuyoruz. Biz bunlara meydan okuyarak yol alamayız. Ben hava almadan yaşayacağım diyemeyiz. Sistemsel yaratılışımız var eden kudretin tayin ettiği bir zorunluluk. Böyle yapacaksın diyor, nefes alıp veriyoruz. Su içiyoruz, yemek yiyoruz. Beraber bir arada yaşıyoruz, birbirimizin ihtiyaçlarını görüyoruz. Biz böyle bir varlığız. Bu gerçeğimizi göz ardı edersek ben yalnız yaşayacağım, tek başıma kalacağım. Kendi kurallarımı hayatımın ana ekseninde kendim belirleyeceğim. Ben her istediğimi yaparım deyip hayatın gerçeğine meydan okumaya çağırıyor. Kim? Şeytan. Ve zafiyetlerimizi görmezden gelmemizi istiyor. Ünsiyet ihtiyacımızı görmezden gelmemizi istiyor. Diyor ki bütün hayatını yalnız başına istediğin gibi kimseye bağlantı kurmadan, kimseyle kalıcı bir ilintiye girip de başını tırnak içinde belaya sokmadan. Bunları kim propaganda ediyor? Elbette o kezalike cehennâ li kulli nebiyyin şeyatînel insi vel cin. يُحْيِ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا Cenab-ı Hak her peygamberin karşısında, bütün ilahi çağrının karşısında hep şeytanlar var oldu ve o şeytanların insanlardan dostları. Onlara vahyediyorlar. Vahiy sadece Allah'tan peygamberlere değil, bir de fısıldaşma türünden olan şeytanlardan şeytanımsı insanlara. Cinlerden ve insanlardan. Orada da bir iletişim var ve orada bu süslü zuhrufel kavli ama aldatıcı, hakikati olmayan, akredince boş bir söz bu diyeceğimiz ama insanların eğer Hakk'a sırtını dönecek olursa müşterisi olduğu bir söz işliyor. Ve öyle diyor. Senin neye ihtiyacın var? Sen sanki kendi kendine yetersin. Demin girişte dedik ki bu sadece Allah Azze ve Celle ehad. Sahibesi olmayan مَنْ كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدْ وَمَا كَانَ مَعْهُ مِنْ اَلِيَا Allah yanı sıra başka bir ilah olmayan, evladı olmayan مَنْ تَخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدْ evlat edinmemiş, sahibe, eş böyle bir şeysi olmayan Cenab-ı Hak. Bizimle Allah Azze ve Celle arasındaki farkı da böyle okuyoruz. Biz ihtiyaçlıyız. Her başlıkta ihtiyaçlarımız var, eksiklerimiz var, yetersizliklerimiz var. Allah her konuda her şeyden müstahane. Gücü her şeye yeten, kudreti her şeye yeten, her şeyi yaratmış bulunan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan teki tarif ediyoruz. Bundan iki tane olmaz. Çocuk bile desek ki herkesi döven bu budur diye bir adam göstersek herkesi döver. Aynı çocuğu iki adım sonra bir yere götürelim. Diyelim ki bak bu da çok kuvvetli, bu da herkesi döver. Çocuk tanım gereği burada bir sıkıntı olduğunu hemen sezer. Ve soruyu sorar. Bunlardan hangisi diğerini döver? Bu döver desen diyecek bu artık herkesi döven değil. Herkesi döven demek ki buymuş. Allah Azze ve Celle bütün o güzelim isimleriyle yegane tek olandır. Biz
Cenab-ı Hak ile boy ölçüşecek, onun bize tayin ettiği ve takdir ettiği hayat disiplinini, bizim yaratılışımıza geçirdiği, nefes almak gibi, yemek içmek gibi, bunu göz ardı ederek, hayır ben bu işte yokum demeye, ki bu Hazreti Adem'den bu yana bu günlere kadar insanlık içerisinde ilk defa bu kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya şu anda. Yani bu iş koparsa, eğer aile dağılırsa, batıda olduğu gibi insanlar artık tek tek yaşamaya başlarsa, o zaman kıyamet günü uyandığımızda bu nesil, işte X, Y, Z, bu kuşaklar zincirin koptuğu yer olacaklar. Bizler yani. Ve Allah Azze ve Celle'ye bize kadar insanlar çoluk çocukla sıcak bir ailede, yuvada yetiştiler, büyüdüler. Biz de öyle yaptık ama bizden sonrasına bunu aktaramadık. Bizden sonra koptu, bağlantı kesildi. İnsanlar birbirlerinden uzaklaştılar. Erkekler aile sorumluluğunu almaya, yani kim uğraşacak ki dediler. Kadınlar daha iyi işlerim var, ben daha büyük gayeler güdüyorum diye annelik sorumluluğundan uzaklaştılar. Halbuki yaratılıştan gelen sorumluluklar Allah Azze ve Celle'nin bir kişiye yüklediği ödev gibidir. Hiçbir misyon, vizyon bu ödevi ihlal edecek, bunu ortadan kaldıracak şekilde yüceltilemez. Hiçbiri. Ben işte şöyle bir şey yapacağım, o yüzden evliliği düşünmüyorum çünkü idealimle çatışıyor diyemeyiz. Çünkü biliyoruz ki insanlık içerisinde en önemli vizyon, misyon sahibi Allah'ın gönderdiği peygamberlerdir. Bütün hayatı değiştiren, dönüştüren, en katı sert karşı rüzgarlarla karşı karşıya duran ama Allah Azze ve Celle onların hepsi için وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُولًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِّيَّ Biz senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler verdik. Onlara da zürriyetler verdik. Bir kısmı da çocuk sahibi olmaktan. Eş sahibi olsa bu kez de çocuk sahibi olmaya mesafeli yaklaşıyor. Niye? Çünkü benim ideallerim var. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Bir insanın hayatta en önemli projelerinden bir tanesi de önder olmak, lider olmak. Büyük bir kitleyi Allah Azze ve Celle'den sakınan, Cenab-ı Hakk'ı gözeten bir yürekte takva diyoruz biz buna. Yetiştirmek üzere temel atmak. Bazılarınızın aklına büyük bir Kur'an kursu açmak, büyük bir Kur'an talim edildiği bir mekan yapmak gibi şeyler gelebilir. Ama bunun daha tabii örneği ve sayıları 300-500 değil, milyonlar ve milyarlar olarak düşünülebilecek tarzda bir süreçten söz ediyoruz. Nasıl bir şey bu? Cenab-ı Hak buna Hazreti İbrahim'i örnek veriyor. Hazreti İbrahim nedir? Cenab-ı Hak dedi ki inne İbrahim kana ummeten. İbrahim bir ümmettir. Aleyhissalatu vesselam. İbrahim Aleyhisselam nasıl bir ümmet? Ümmet sonra başladı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam etrafındaki kalabalıklar, sayılar, yani o öyle bir kalabalık yuruhtan söz etmiyoruz. Hangi imametten, hangi ümmetten bahsediyoruz? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın uzun yıllar Cenab-ı Hak'tan beklediği ailesinin semeresi, evlatları, evladı. Ve beklediği şey şu, ya Rabbi bana bir zürriyet ver. Öyle bir zürriyet ver ki onlardan Müslüman bir ümmet çıkar. Ümmeten muslimeten leke. Sonrası için dua ediyor. Ortada henüz yoklar. Ama proje bu. Başlangıcını da yapmış. Gerisi gelir mi? Neden gelmesin? Ben bu evlatları Cenab-ı Hak bahşetti. Onların da evlatları olacak. Onların da evlatları olacak. Onların da evlatları olacak. Çoğalacak.
kıyamet kadar insan olacak. O yüzden dualarında Hazreti İbrahim'i hep zürriyetle geliyoruz. Rabbi ce'alni mukîmes salâti ve min zürriyeti. Zürriyet gidiyor ucu. Ya Rabbi beni namaz kılan biri eyle ve zürriyetimden de namaz kılanlar eyle. Plan böyle, beklenti böyle. Demek ki aile dediğiniz şey böyle biriyle evlenelim işte şey yerine gelsin. Hani bir de toplum baskısı vesaire çok da oraya meydan bırakmamak için bir iki de çocuk sahibi olduk mu bir formaliteyi doldurmuş ve kapatmış olmak gibi bir düşünce değil. Ardına milyonları kıyamete kadar, kim bilir ne kadar çoğalırlar. Başlatmak, böyle bir temel atmak. Demin girişte duayı ayet-i kerimedeki ekranda okudunuz. Nasıl dua ediyorlar? Rabbena heblena. Ya Rabbi bize ver. Heblena min ezvacina. Eşlerimizden ve zürriyetina. Ve zürriyetlerimizden. Eşlerimizden olacak. Onlardan doğan çocuklardan da devam edecek. Hepsini içine alan bir dua yapıyor. Kurrate ayuni. Göz aydınlığı çocuklar ver. E bunlar doğacak, çoğalacak, çoğalacak, çoğalacak. Biz bu işi başlatan olarak ne olacağız? Ve ce'anna lil muttakine imama. Ya Rabbi bizi muttakilere imam eyle. Adını kendilerini görmediğimiz, adlarını bilmediğimiz ama bizden sonra devam edecek olan. Düşünün kıyamet günü geldiniz, sizden sonraki zürriyetinizi orada görme imkanınız var. Bazısı belki hiç düşünmedi, bir bakacak orada milyonlarca insan var. Bunlar senin zürriyetinden oldular. Sen bunlar için hangi niyeti kurdun, hangi hayali kurdun? Ya ben öyle bu kadar çoğalacaklarını düşünmemiştim, hele bak ya bu kalabalığın hepsi benden mi? Diyen çok gafil insan olacak. Bu işin niyetine girmemiş, düşüncesine girmemiş. Hani böyle bir projeye, böyle bir plan aklına gelmemiş. Ya biz öyle bir evlenmiştik, Cenab-ı Hak da 3-5 çocuk verdi, ne kadar da çoğalmışlar. Diyecek kimseler, bir de bunu niyet etmiş, bu nesilden gelecek olan. Ne diyor? وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ Ya Rabbi muttakilere bizi imam eyle. Önder olmak istiyor. Çok kişi diyor ki hayatta hocam herkes lider olmuyor. Herkes devletin başına geçmiyor. Yani bir kişiye nasip oluyor aynı dönemde. E o adam bir dünya icraat yapıyor. Pek çok muvaffakiyetlerde bulunuyor. Büyük işler çeviriyor. E biz mesela tek kişi olarak yaşıyoruz. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ Ameller niyetlere göredir. Eğer bir kimse başlattığı bir evliliği, nasıl adam gidiyor bir çift alıyor diyelim kuzudan veya diğer hayvanlardan getiriyor. Bunlar bu kadar çoğalır, onlar da o kadar çoğalır, onlar da o kadar çoğalırsa diye. Kağıt üstünde hemen hesap yapıyor. Hayali bir büyük dağlara sığmıyor. Çoğalan onca efendim hayvanlar. İnsanın temel attığı yuva, eğer Cenab-ı Hakk'ı وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ Allah'ın fazlından istediği, Ya Rabbi bize de nasip et diye beklediği ve bu süreçten kalabalıkların ortaya çıkacağı bir neticeyi niyet aldığı bir süreçten söz ediyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bunu o kadar sahici yaşamış ki, diyor ki Ya Rabbi beni unutmasınlar, ben hatırlarında olayım, beni güzel yad etsinler. Sonrası için kendisi adına dua etmiş. Ne buyuruyor? وَجَعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ Ya Rabbi sonrakilerin dilinde benim dürüstlük ve sadakatimin hatırasını onların dilinde bırak. Beni böyle yad etsinler. Cenab-ı Hak bize Hazreti İbrahim'i nasıl tarif etti? Millete ebikum İbrahim. Kimmiş İbrahim? Babanız. Millete ebikum.
babanız İbrahim aleyhissalatu vesselam. Düşünün, Hazreti İbrahim'in bu niyeti kurduğu esnada beytin orası, etrafta bırakın insanlar olmasını, gayri zî zera'in, ekin yok. Ekin yok etrafta, civarda. Gayri zî zera'in. Orada Cenab-ı Hak beytin yerini ona gösterir. İşte Hazreti Adem'in temellerini attığı beyt buradadır diye. وَاِذْ بَوَّعْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. Beytin yerini gösterdi ve ona emretti, kaideleri yükselt diye. Hazreti İbrahim aleyhisselam taşları bulup getirdi, beytin kaidelerini yükseltti. وَاِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَعِيلِ. Kurduğu şey ne? Modern dünyayı kuruyor. Bugünün dünyasını. Bugünün dünyası Kabe'nin etrafında dönüyor. İnsanlığın önemli bir kesimi oraya istikamet alıp Allah'a kulluk ediyor. Her sene milyonlarca insan Hazreti İbrahim'in, Cenab-ı Hakk'ın ona çağır ve ezzin fin nasiye bil hacci, insanları hacca çağır dediği o mekanda buluşuyor. Ya Rabbi, onları Müslüman bir millet eyle. Kurduğu bir aile üzerinden Hazreti İbrahim aleyhisselamın Cenab-ı Hak katındaki duasına tanık oluyoruz. Demek ki benzer bir aileyi kuruyoruz. Bizimki o kadar çoğalır mı, o kadar nam salar mı, o kadar soy salar mı? Öyle olur yahut olmaz. Ama niyetler var ise, ben böyle niyetle kurdum. Ya Rabbi, ama hiç evladım olmadı. Allah'ın katında ne olacak? Niyet var, teşebbüs tam. Yani niyet etmiş ve tam teşebbüste bulunmuş. Ona bağlı olmayan sebeplerden ötürü, ki evladı rızıklandırmak Cenab-ı Hakk'ın işi, evladı hiç olmamış. Hanımefendi soruyor, Cenab-ı Hak bize hiç evlat vermedi. Şimdi bizim durumumuz ne olacak? Biz de bu niyetle girmiştik ama, diyor. Yine Hazreti İbrahim üzerinden öğreniyoruz ki Allah'ın sünnetinde temel bir kaidedir. Bir kul niyet eder ve teşebbüste bulunursa neticesi Allah'ın üzerine artık hak olmuştur. Nasıl oldu bu? Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim aleyhisselama emretti. Rüyası üzerinden ona o çok sevdiği, düşün Hazreti İbrahim'i böyle evlat delisi gibi demeyelim de, yani o kadar beklediği göz bebeği yavrusu, kalbi buna akıyor. Kaç yıllar beklemiş, 10 yıllar Hazreti İbrahim aleyhisselamın Cenab-ı Hak'tan evlat istediği, dua, duanın kıymeti, bekleme, arzu ve Allah'tan bunun neticesini Rabbim verir ümidiyle isteyip durma. Uzun yıllar sonra gelen evlat, onun üzerinden bir dünya hayal kuruyor. Bir gün rüyasında Hazreti İsmail'i kurban ettiğini görüyor. Onu boğazladığını görüyor. İkinci kez aynı rüyayı görüyor. Üçüncü kez aynı rüyayı görüyor. Bu kez Hazreti İsmail'e konuyu anlatıyor evladına. Diyor ki, İnni ara fil menami enni ezbahuka. Ben rüyamda görüyorum, seni boğazlıyorum. Müfessirler diyorlar ki, demedi inni raaytu fil menami. Ben rüyamda gördüm. Biz öyle anlatıyoruz. Rüyamda gördüm. Bu tek seferlik olunca böyle anlatılır. Ama yattın yine gördün, ertesi gün yattın yine gördün, artık ne olur bu? Hep görüyorsun. Ben seni böyle boğazladığımı görüyorum dedi. İnni ara fil menami enni ezbahuk. Demin slaytta güzel böyle toz pembe ifadeler olduğu kadar yanı sıra burada belli imtihanlar da var diye geçti. Çünkü Allah'ın dünyada verdiği hiçbir nimet esasında kişiye bir ödül olsun diye, burada ona sonsuz bir mutluluk olsun diye değildir. Hepsi
imtihana dönüşür. Yeri gelir en çok sevdiğin eş imtihana dönüşür. Yeri gelir en çok sevdiğin evlat imtihana dönüşür. Yeri gelir en çok kutsadığın aile bakmışsın imtihana dönüşür. Kul bunu böyle bilir. Çünkü Cenab-ı Hak dedi ki وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنًا. Biz sizi birbiriniz için fitne kıldık. Ben eşimin sınavı haline gelebiliyorum. Eşim benim sınavım haline gelebiliyor. Ben evladımın sınavı haline gelebiliyorum. O benim sınavım haline gelebiliyor. Hayatta birbirimize karşı, Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğumuzun sınav ögeleri haline dönüşüyoruz. Eğer ben imtihandan kaçacağım, ben evlat sorumluluğundan kaçacağım, ben zorluktan kaçacağım diye bir kimse sistemin yüklediği, sistemin sahibi kim? Allah Azze ve Celle. Sistemin yüklediği sorumluluklardan imtihan eder, kaçınırsa kiminle mücadeleye girişmiş oluyor? Sistemin sahibi olan Allah Azze ve Celle ile. Ona sırtını dönerek kendine izole, yalıtılmış, mutlu bir dünya kuracağını sanmak nasıl bir cünundur? Yani Allah'ın insanın doğası itibariyle onu sınamak üzere aldığı bir ortamda ve doğası itibariyle ona açtığı mecrada nefes almak gibi, yemek içmek gibi günü gelince evlenmek, aile sahibi olmak ve bu süreçte üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmek. Bu hayatın dekoru böyle, hayat böyle tanzim edilmiş, hayatın sahibi tarafından. O kadar gerçek ki bu, biz böyle bir sürecin çocuklarıyız. Yani buna hayır deseydi atalarımız, bizim burada olmamız mümkün değildi. Biz ne kadar gerçeksek varlığımız, bu ameliye, bu işlem, bu aile ve aile üzerinden çoğalma hayatın kurgusunun esası. Buna meydan okuyarak, bunu değiştirmeye, bozmaya, bunu beğenmemeye, özellikle modern zamanlarda, bu sürecin bizatihi kendisine, efendim bu orantısız, asimetrik bir süreç diyor şeytan, süslü bir söz olarak. Nasıl orantısız, yani taraflar arasında orantı yok ve asimetrik, denge yükünü bir tarafa fazla yıkıyor. Özellikle şeytan bu söylemi hanımefendiler üzerinde. Diyor ki hayatın bu mecrasında size fazla yük kalıyor. Dolayısıyla bunu değiştirmelisiniz. Bir defa sahip olduğunuz, demin girişte konuştuğumuz Cenab-ı Hakk'ın isminden bir isim olarak türettiği ve rahmetini insana orada tecelli ettiği o mübarek kapsül niçin sadece sende var? Bir tarihte bir hanımefendi hocamız aradı. Dedi ki ben kızımla dedi bunun çok mücadelesini yapıyorum. Bir türlü anlatamıyorum. Dinimizin dedi bu anlamdaki yani hayata koyduğu kurallar erkekle kadın arasında asimetrik değil mi dedi. Ben de dedim ki dinin sahibi olan yaratılışın da sahibi. Hani dindekine bakıp böyle diyorsan dönüp yaratılıştakine baksın. Yaratılışta da aynı farkları taşıyor muyuz? Taşıyoruz. Rahim kimde? Hanımefendi olan tarafta. Peki bu gerçekten asimetrik bir yük dağılımı mı? İşte şeytanın hilesi burada. Allah'ı birilerini hayatın yükünü üzerlerine daha fazla yıktığı, diğer cinsiyeti avantajlı yarattığı, dolayısıyla bu avantajı yenmek, ortadan kaldırmak için harekete geçmek gerektiği şeklinde bir infial uyandırmaya çalışıyor. Modern zamanın en büyük projesi bu. Bir hocamız dedi ki bu cinsiyet işleriyle ilgili bir profesörlük alanı olan hocamız dedi ki çağın projesi bu hocam dedi. Cinsiyetsizleştirme. Artık ne erkek erkek olsun ne kadın kadın olsun. Arada bambaşka bir durakta, bambaşka bir platformda,
adı bambaşka şekillerde değişen toplumsal bir boyutta karşılığını bulsun. Kimsenin biyolojik bir kökeni bu anlamda, cinsiyet anlamında olmasın diye. Böyle bir şeyi, yani adaletsiz bir yaratılış düşüncesini kabul edebilir miyiz? Bu gerçekten böyle mi? İşin doğrusu eğer böyleyse kabul edelim. Diyelim ki burada adaletsiz bir durum var. Ama Cenab-ı Hakk'a adaletsizliği yakıştırabiliyor muyuz? Beklentimiz bu yönde değil. Doğrusu da bu yönde değil. O zaman şeytan bize bir yalanı yutturmaca ile giydirmeye çalışıyor olabilir mi? Allah Azze ve Celle'nin insanları farklı farklı yarattığından hem görerek tanık durumdayız hem de aklederek biliyoruz. Aynı evdeki iki kız kardeş de birbirine benzemiyor. İki erkek kardeş de birbirine benzemiyor. İnsanlar da birbirlerine benzemiyorlar. Farklılığımız sadece cinsiyette değil, her bakımdan farklılığımız var. Kimisi uzun, kimi kısa, kiminin zekası ileri düzeyde, berikinin başka bir farklılığı var. Dolayısıyla bu anlamda bu diversite dedikleri değişkenliklerimiz bir gerçeğimiz. Bu kabul. Peki farklılık demek adaletsizlik demek mi? Eğer ortaya bir yük koydunuz, diyelim ki 100 kilogram. İnsanlara da sıraya koydunuz, geç bakayım dediniz, kaldır, kaldırdı, puan verdiniz. Öteki geldi, kaldıramadı, puan vermediniz. Böyle bir sistem uyguluyorsanız, tabii ki o zaman farklılıklar, yani cüsseli olan adam avantajlı, zayıf olan adam avantajsız demektir. Sisteminiz aynı standart üzerinden sınamaksa eğer, o zaman insanlardaki farklılıklar adaletsizliğe yol açar. Bu doğru. Ama sınav sistemi de adamına göre ise ne olacak? İmkanına göre ise ne olacak? Herkesin farklılığı neyse, farklılığına uygun sorumluluk yükleniyorsa ve herkes aynı puanı almak için eşit tırnak içinde zorlanıyorsa, o zaman adalet tecelli edebilir. Cenab-ı Hakk'ın dünya hayatındaki sınav sistemi böyle görecelidir. Cenab-ı Hak dedi ki biz herkese aynı yükü yüklemiyoruz. Öyle bir şey yok. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اَتَاهَا. Siz o türlüsünü okuyorsunuz. Ben de ayetin bu türlüsünü okuyorum. Allah hiç kimseye vermediği bir şeyin yükümlülüğünü vermez. Yani adama böyle bir imkan vermemiş, Cenab-ı Hak ona öyle bir sorumluluk vermez. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اَتَاهَا. Ancak ne vermiş adama? Şöyle bir şey vermiş. Oradan verdiği üzerinden sorumluluk verir. Peki güzel, adama üç şey vermiş ve bu üç şey üzerinden Cenab-ı Hak ona sorumluluk yüklemiş. Adam da üçünü de yerine getirmiş. Bunu kenara koyalım. Diğer adama da 10 tane şey vermiş. O adam da bu 10 şeyin hakkını vermiş. O da 10 tanesinin hakkını yerine getirmiş. Ne olacak sonuç? Biri 3 tane yapmış oldu, biri 10 tane. Cenab-ı Hak diyor ki ikisi de tam puan aldı. Çünkü her ikisi de imkanlarını tam manasıyla kullanıp yerine getirdiler. Şöyle düşünün. Bir çocuk düşünün mesela, 10 kilogramı zor bela kaldırıyor. 5'i bir elinde, 5'i bir elinde. Zor bela kaldırıyor böyle. Bir de babasını düşünün, bir elinde 20 kilogram, diğer elinde de 20 kilogram, böyle 40 kiloyu kaldırıyor olsun. Var mıdır o kadar öyle baba? Fazla geldi yani, yoktur. 15-15 olsun, 30 böylece. Şimdi ikisi de onu kaldırdığında, kendi hacmine ve durumuna göre eşit zorlanıyor. Yani bütün takatini kullanıyor o esnada. Takat nedir? Sistem sahibinin bize verdiği yeterlilik. Allah Azze ve Celle diyor ki, çocuğa da tam puan veriyoruz. Çünkü takatinin sınırına kadar gücünü kullandı ve
gereğini yerine getirdi. Babaya da tam puan veriyoruz. Bakın adalet nasıl tecelli ediyor. Farklılıklarımız demek ki her zaman adaletsizlik olmayabilir. Bazen de şöyle örnek veriyorum. Bir adam düşünün. Bu adamın çok fazla parası olmadı. 10 lirası vardı. 10 lirasının yarısını yani 5 lirayı Allah Azze ve Celle yolunda sarf etti ve kıyamet gününe geldi. Bir başka adam düşünün ki bunun 10 milyonu vardı. Hatta 10 milyar olsun. 10 milyar sahibi olan bir kimse. Bu kimse kıyamet günü Cenab-ı Hakk'ın oraya geldiğinde bir baksa ki orada 5 lira harcamış adamdan bile fersah fersah geride kalmış. Dese ki Cenab-ı Hakk'a, ya Rabbi bu adam 5 lira harcamış, üst taraflarda bir yerlerde buna makam vermişsin. Ben 1 milyon harcadım desin mesela. Ben gerilerde kaldım. Cenab-ı Hak ona diyecek ki, o malının yarısını harcayanlar liginde. Sen de aynı lige çıkabilmek için sana verdiğimiz 10 milyarın 5 milyarını harcaman gerekirdi ki aynı seviyeye ulaşabilesin. Çünkü 10 lirası olanın malının yarısına kadar kıymetliysen 10 milyar olanın da malının yarısı o kadar kıymetlidir. Veren benim. Verdiğim üzerinden istiyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanını düşünün. Annelerimiz mesela, Hazreti Ayşe görüyor bakıyor ki erkekler savaşa gidiyorlar, Bedir'e gidiyorlar, Uhud'a gidiyorlar. Resulullah'a sordu, ya Resulallah yani bu erkekler böyle mübarek cihat üzerinden büyük sevaplar alıyorlar. Allah'ın Resulü dedi ki bir güzel hac sizin için ona benzer bir sevap getirir. Dolayısıyla bizim yaratılışımız Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Yaratılışımızda elimize geçen imkanlar Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Biz imkanlarımızı en iyi şekilde değerlendirdiğimizde aynı sonuca varabiliriz. Yani cennetin en iyi noktası neresi? Firdevs-i Âlâ. Firdevs-i Âlâ'ya varabiliriz. Burada bir dezavantaj, erkek olaydım, ben de işte cihat sevabı kazanaydım, ben de şöyle olaydım biçiminde Cenab-ı Hakk'ın bize yarattığı husus üzerinden kendimize dezavantaj düşünmeyelim. Cenab-ı Hak dedi böyle şeyleri temenni edip durmayın. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ Allah'ın birbirinize üstünlükler verdiği hususları temenni edip durmayın. Keşke benim de şundan olsaydı. Keşke benim de böyle bir boyum olsaydı. Keşke benim de böyle bir sesim olsaydı. Yorumları okuyorum mesela haberler. O kiminin sesi güzel, kimisi işte bir şeyler yapıyor, kimi ticaret yapmış, büyük, zengin olmuş, kimi öyle bir aileden doğmuş. Aşağıda sırayla yorumlar, abi böyle bir aileden doğacaksın, abi böyle bir sesin olacak işte. Abi böyle bir şeyin hep temennilerden ibaret. Peki Cenab-ı Hak ne diyor? Bunları temenni edip durmayın. Dünyadaki farklılıklarınızı biz tayin ettik. Bir defa hangi zamanda doğacağınız, kendinizi dünya dışı düşünün, dünyaya giriş yapacağınız zaman çok önemli. Yani 1900'lerde girmekle 1000 civarı girmek hayata farklı bir şey bu. Ortam bambaşka. Bu dünya sistemine ne bileyim Afrika kıtasından girmek ile Anadolu coğrafyasından girmek bambaşka bir şey. Ortam farklı, etraftaki insanlar farklı, iklim farklı. Bize dair bu çok temel büyüklükleri kim tayin etti? Biz bir sabah gözümüzü açtık, anne babanın etrafında bir ailede öyle büyüdük. Ama bu başka türlü de olabilirdi. Bizim adımıza bunu tayin eden kudretin bize sağladığı imkanlar üzerinden bizi sınaması kadar makul bir şey var mı? O yüzden dedi ki لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجْ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجْ Savaşa gidiyor herkes. Ama olan sahabiler var. Aksak olan sahabiler var. Resulullah'a dediler ki yani biz
ama olduğum için katkı veremiyorum. Beriki dedi ki, ben aksak olduğum için katkı veremiyorum. Cenab-ı Hak ayet indirdi. İlahi sünnet böyle işliyor. لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجِ Amanın bir sıkıntısı yok. وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ Bundan muaf yani. O da kendisine verilen imkanlar üzerinden sınanıyor. Sınav gerçeği bitmiyor. Ama imkanlar üzerinden görece gerçek bir adalet tecelli ediyor. Dolayısıyla Yaradan bana böyle bir rol biçmiş hayatta. Ben rolümle barışık. Rolle barışık ne demek? Rolü tayin edenle barışık demek. Eğer rolü tayin edenle savaşı seçersek, cinsiyeti değiştirmeyi, buna isyan etmeyi, bunun sonu yok. Ve buradan onu yenip, onu bize yaptığı takdirden ötürü pişman ettirecek ve sistemi ele geçirecek, krekleyecek bir sonuca gitme imkanımız yok. Sadece isyan üzere kalırız. Bazıları zannediyor ki bunu sadece kadınlar yaşar. Hayır. Hayatta insanların özellikle Cenab-ı Hak ile barışık olmayanların tamamıyla oturun konuşun. Hepsinin hayata isyan ettiği Cenab-ı Hakk'ın takdirine bir husus vardır, birkaç husus vardır. Kimi çok iyi olsa da evlattan yana yahut eşten yana yahut sağlığından yana yahut başka hususlarda yaratan kudretin adaletsiz bir sistem yarattığına dair başkaldırı söylemi içerisindedir. Çünkü burayı varsa yoksa bir kalıcı yurt olarak belirlemiş. Halbuki Cenab-ı Hak diyor ki gelip geçici bir ortam belli rollerle, belli şapkalarla sizi bir araya getiriyoruz. Belli imkanlarla donatıyoruz. Herkes rolünü oynuyor ve sonra dışarı alıyoruz. Öyle kalıcı sonsuza değin bir ortam değil. Ondur keyfe faddalna ba'dahum ala ba'd. Bak biz nasıl farklı üstünlükler verdik. Sonra ne diyor Cenab-ı Hak? Velel ahiretu ekberu derecati. Ahiretin dereceleri daha büyüktür. Bu dünyadaki dereceler canını mı sıkıyor? Çok haklısın. Ama unutma ahiretin dereceleri arası daha açık. Ve bir de kalıcı. Bu dünyadakileri biz tercih ettik, belirledik. Size göre iyisi kötüsü, Cenab-ı Hakk'a göre hepsi aynı. Çünkü totalde bir eşitlik var. Totalde bir adalet var. Nasıl olur hocam? Onun 100 milyonu var, benim 10 milyonum var. Nasıl olur? O erkek gidiyor, geziyor, dolaşıyor mesela. Eskiden bizim çağımızda özellikle kızlar evde hep bu isyandaydılar. İşte erkek çocukları geziyorlar, dolaşıyorlar, biz evdeyiz falan. Nasıl bir yani şey? Yaradan Allah Azze ve Celle'nin hem dış koşulları hem bunun içteki karşılığını yönetebildiği, ayarlarını değiştirebildiği bir sistem üzereyiz. Kimi kuş tüyü yataktan gece uyuyamazken kimi sıradan bir yatakta derin bir uyku çekebilir. Kimi en âlâ sofraya oturup iştahsız ve tatsız, sevimsiz bir hal yaşarken kimi mutedil imkanlarla çok lezzetli bir sofradan kalkabilir. İçinizde buna karşılık gelen mutluluk ayarlarını kim elinde tutuyor? Kimi en çok beğendiği, en işte kıyafetiyle, görünümüyle, boyuyla, posuyla çok beğendiği biriyle başladığı bir evlilikten eli boş dönebilir. Hazsız, zevksiz kalabilir. Kimi normal bir görücü usulü veya normal bir hayat arkadaşıyla Allah Azze ve Celle ona sabahıyla, akşamıyla derin mutluluklar yaşatabilir. Olayın şeytanın bize propaganda ettiği kadarıyla görünür koşullar üzerinden yaklaşımı yanıltıcıdır. Madem bizi var eden bir kudret var, madem bu kudret eşyada her şeye sistem koymuş, her şeyde dengeyi en ince ayar oluşturmuş, bütün insanlık olarak sabah akşam atomunu, küresini ve nice büyük devasa kitleleri kimyasıyla, fiziğiyle araştırdıkça bilgi fışkırıyor, bu kadar hikmetle yaratmış olan Cenab-ı Hakk'ın
Bu ortamın öznesi gibi gözüken bizleri böyle çarpık, dengesiz, asimetrik, kimileri ağır yük altında, kimileri perişan, kimileri çok mutlu. Böyle yaratmış olabilir mi? Bu şeytanın propagandası ne kadar doğru olabilir? Asla öyle değil. Bakınız Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun eşleri, annelerimiz yaşadıkları hayat standardına bir bakınız. Eğer dünyadaki koşullarımız mutluluğumuzla doğrusal bir ilişki içerisinde olsaydı herhalde bunlar perişandılar yani. Neden derseniz evlerinde bir tuvalet bile yok. Annelerimiz gâeta gitmek için akşamı bekliyorlar. Hava kararsın böyle. Kararınca şehrin dışında böyle tenha bir yere, hani piknik zamanı yaptığımıza benzer şekilde, o da zorda kalırsak, uzaklaşıp tenha bir yerde ihtiyaçlarını görüyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin bevil ihtiyacı olursa bir kap edinmiş kendisine, o kap üzerinden ihtiyacını görüyor. Evde su musluktan akmıyor, sıcak su vesaire yok. Resulullah'ın yaşadığı hayat standartından bahsediyorum. Emeviler zamanında annelerimizin hücreleri ortadan kaldırılıp mescide eklenince Hazreti Ebu Hureyre'nin damadı kibar-ı tabiinden dedi ki keşke bu hücreleri yıkmasaydılar. Dediler ki niye mescide ekleniyor, ne güzel. Duracak da ne olacak? Dedi ki yarın Medine'de yetişen yeni çocuklar, yeni yeni nesiller ve garptan, doğudan, batıdan, dünyadan gelen insanlar Resulullah'ın, Allah'ın en çok sevdiği bu peygamberine nasıl bir hayat standardı yaşattığına tanık olsalardı ve görselerdi. Eğer koltuk biraz şöyle diye, oda biraz böyle diye, ev biraz dar diye, ne bileyim buzdolabı biraz şöyle diye, yenisi olmadı diye, araba biraz böyle diye, hayat asimetrik ve dengesiz olsaydı, herhalde Resulullah'ta bunlardan hiçbiri yoktu ve ilk önce onlar Cenab-ı Hakk'ın huzurunda. Ya şunlara bak, bir de görüntüyü büyütüyor, bak çekiyor uzaktan, bir de konuşuyor vesaire diye bizim çok avantajlı olduğumuza dair ilk önce onlar isyan etmesi gerekirdi. Hayır, koşullar ne kadar değişirse, koşullarımız birbirimize göre de ne kadar değişirse değişsin, ona göre de yükümlülüklerimiz değişiyor. Adalet terazisi bozulmuyor ve Allah herkesi en güzel şekilde sunuyor. Dolayısıyla şeytanın başta cinsiyetimiz olmak üzere bizi Cenab-ı Hakk'a isyana sürüklemeye çalıştığı, adaletsizlik diye adına koyduğu şeyin öyle olmadığını deşifre etmek ve görmek gerekir. İnnallâhâ lâ yazlimû mithkâle zerre. Allah miskâni zerre zulmetmez. Şöyle düşünün, hoca bir bütünleme, bir de final sınavı olur biliyorsunuz. Final sınavından sonra hoca diğer öğrencilere bütünleme yapmış. Finale girenler, şöyle bütünlemeye girenlere bir sorarlar, nasıldı sorular diye. Onlar da, diyelim finalde 10 tane soru sorulmuş, bütünlemede 5 soru sorulmuş. Hemen deseler ki, gördün mü arkadaş bak bütünlemede 5 soru, oh ne güzel. Biz finalde 10 tane soruyu çözelim, onlar da bütünlemede 5 soruyla geçsinler. Bu sadece sayıya bağlı bir yaklaşım. Hocaya sorsan ne der? Hoca diyor ki 5 soru sordum ama 2 şıklıydı onlar. Olay çözüldü ha, iki sıkı. Her biri sizin sorularınızın ayarındaydı. Ben zorluğu ayarladım derse ne yapacaksınız? Peki bir öğretmen, bir hoca bile öğrenciler arasında bu totalde adaleti görünürdeki farka rağmen gözetebilmeyi biliyorsa hesap yapmak bizim işimiz diyen Cenab-ı Hak وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا hesap yapmak bizim işimiz, biz hesap yapmaya yeteriz. Eski hesap alimlerinden, matematikçilerinden birisi matematik kitabının girişinde öğrencilere diyor ki bak bu da Allah'ın bir ilmi ya, öğrenin.
Eskiden böyle bu ilimlerde de İslam alimleri öne çıktıkları dönemler var. Fikhul Hisab böyle bir kitabın girişinde diyor ki Allah'ın zatını övdüğü bir ilimdir. Evladım bunu öğren. Sana yetmez mi? Cenab-ı Hak zatını bu ilimle övdü. Allah وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَس۪يبًا Allah her şeyi inceden inceye hesap yapandır. Bir de hesapta en önemli şey nedir? Hız. Bugünkü bilgisayarlar nasıl çıkıyor piyasaya? Şu kadar işlemi şu kadar saniyede yapıyor. Benimki daha hızlı. Vay be! Dedirtiyor. Hız çok önemli. En hızlı hesap وَاللّٰهُ سَرِيُّ الْحِسَابِ Allah hesabı hızlı olandır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın hesabı bilen وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الْلَيْلَ وَالنَّارِ Bir amel gece yapılmışsa başka, taksi tarifesi gibi, gündüz yapılmışsa başka, bunu biliyor Cenab-ı Hak. وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الْلَيْلَ وَالنَّارِ Adam gece kalkmış yatağından, zor bela, iki rekat namaz kılmış, belki gündüz kılmış iki rekat nafile namazı. Allah'ın huzurunda aynı mı? Değil tabii ki. Kat sayısı farklı. وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الْلَيْلَ وَالنَّارِ Cenab-ı Hak dedi ki لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ اُلِبْ دَرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Eşit değiller. لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ Fetihten önce infak edenler ile fetihten sonra infak edenler bile eşit değiller. Koşullar değişti. Ortamdaki zorluk, baskı şiddeti değişti. Bunu gözeten Allah Azze ve Celle bizim imkanlarımıza uygun bir şekilde sorumluluklarımızı dağıtmaya, dağıtırken eşit zorluklar ve eşit yükümlülüklerle bizi sınamaya muktedir değil mi? Eğer bu zeminde meseleyi çözmezsek, o zaman hayatta önümüze çıkan her farklı sorumluluğu birinin kötü bir ifadesiyle söyleyeceğim, öyle demişti, yukarıdaki ne yaptığını bilmiyor galiba dedi, haşa sümanşa. Her defasında bak, hep böyle yorumluyoruz, şeytan bize böyle yorumladı. Bak, bu kadar adamda olmuyor, bende oluyor, görüyor musun? Ne demek istiyorsun sen bu sözünle? Bu işleri Allah'ın yaptığını biliyoruz. Bütün külli irade onun elinde. Kime adını vermeden bu suçu atıyorsun? Hadi ben anlamamazlığa vereyim ama Cenab-ı Hakk'ın anlamayacağını mı sanıyorsun? Üstü kapalı hayatın nizamını takdir eden Cenab-ı Hakk'ın asimetrik, dengesiz bir iş götürdüğünü mü demeye getiriyorsun? Şeytanın bize söyletmeye çalıştığı şey ağızlara sığmayacak, yeri göğü karaltacak düzeyde çirkin bir sözdür. Zatına miskal zerre zulmü yakıştırmayan Cenab-ı Hak için her insanı yaratırken erkeğini avantajlı, kadınını dezavantajlı yarattığını iddia etmek korkunç bir bühtandır. Bunun tamamını olmasa da çoğuna yakınını zımnen kabul etmiş gibi bir görüntümüz var. Buraya nasıl geldik? Bunu nasıl düşünebiliriz? Dolayısıyla bu zemini temizlememiz lazım. Benim önüme bu hayatta her ne imtihan olarak çıkarsa bileceğim ki toplamda diğer insanlar ile eşit bir hayat yolculuğundan geçiyorum. Başkasına da başka biçimde imtihanları vardır. Ben bir insanın 360 derece bütün hayatını bilemem ki her yönüyle. Hem bazı şeyler içte görünmüyor. Adamın dıştan her şeyi tas tamam gözüküyor. Bir bakmışsın işte bir dünya sıkıntısı var. Görünür ve görünmez her şeyi Allah kontrol ediyor. فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ Gördüklerinize de, görmediklerinize de Cenab-ı Hak kasem ediyor. Allah'a, ya Rabbi sen adilsin. Adaletini her şeyde görüyorum. Yarattığın her şeydeki hikmetini de görüyorum. Elbette insanlarda da bu adil hikmeti yaratıyor ve yaşatıyorsun. Ben, bana düşen sorumluluğu, bana bu imkanları vermişsin. Ben de bu imkanları, zeka ise zekayı, fiziksel güçse fiziksel gücü, her neyse onu doğru kullanmak. Erkeksem erkek olarak sorumluluğuma dosdoğru sarılmak. Kadınsam kadın olarak sorumluluğuma dosdoğru sarılmak. Yaratılışımla, hilkatimle kavgaya tutuşmamak.
Bu bir özgürlük alanı değildir. Bu Cenab-ı Hakk'a meydan okuma alanıdır. Allah bizleri farklı yarattı ve farklı yollar çizdi. Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti Harun aleyhisselam, Firavun'un karşısına geldiklerinde Rablerini Cenab-ı Hakk'ı nasıl tanıttılar? Dediler ki Rabbunellezî a'tâ kulle şeyin halkahû thumma hedâ. Rabbimiz her şeye yaratılışını veren ve her yaratılışını verdiği şeye de yol çizendir. Ona yolunu gösterendir. Bana da bu yolu çizmiş. Ben bu coğrafyada doğdum. Bu anne babadan doğdum. Bu doğduğum şehri bile seviyorum. Bildiğim çok fazla özelliği meziyetinden değil. Benim için ama çok özel. Yaradan benim için bu şehri seçti. Allah'la ilişkilendiriyorum. Bu anneyi çok seviyorum. Çünkü Yaradan bana anne olarak onu seçti. Bu kez her şey değişti. Demin şeytanın emriyle annesini küçümseyen, babasını fakirliğiyle yahut zayıflığıyla yahut okumamışlığıyla her bakımdan eleştiriye konu edinip beni de göndere göndere böyle bir aileden mi gönderdin demeye şeytanın dürtüsüyle getiren, hayattaki ayağına değen her taşın suçunu sistemin sahibine kimisi galiz küfürlerle sövdürerek, şeytanın hiçbir sınırı yok, bulursa adamını Allah Azze ve Celle'ye en galiz şeyleri de söyletir, basitçe ne tekerin patlamasından bile ötürü. Ama bizler Müslümanlarız, bizler akleden insanlarız. Hayatta hiçbir şeyin hiçbir şeyle rastlantısal yan yana gelmediğini görüyoruz. Her şeyin zerreden küreye itina ile konum değişikliği bile son derece titiz, alim ve hakim olan Cenab-ı Hakk'ın eliyle olduğunu görüyoruz. Rastlantıya yer yok. Sistem muazzam tıkır tıkır işliyor. Her şeyde, çiçekte, ağaçta, böcekte, hücrede, insanda. Bizim hayatımız mı başıboş ilerliyor? Her şey çok düzgün. Yerde bulduğu bir basit bir böceği bile acaba bu nasıl bir şeydir, bu ne işe yarar, bir bitkiyi bile acaba bunun tadı nasıl, bunun rolü ne ekosistem içerisinde diye bilen biz insanların her şey anlamlıyken kendi hayatımızı anlamsız, başıboş, öylesine bunu da öyle yarattık biçiminde ele almamız şeytana inanırken Cenab-ı Hakk'a inanmamamız demek. Allah'ın bize en büyük nimet olarak verdiği وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا. Allah size eşlerinizden, kendinizden eşler var etti. وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَن۪ينَ وَحَفَدًا. Ve size eşlerinizden çocuklar verdi ve torunlar verdi. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Ve sizi güzel şeylerle rızıklandırdı. Sonra ne diyor Cenab-ı Hak ayette? اَفَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. Biz onlara yani bu kadar verdik, 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 verdik. Sonra onlar اَفَ بِالْبَاطِلِ batıla inanıp Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorlar? Bunca nimetin içerisinde kendisi de bir parçası olduğu, ya evlilik kötü bir şey olsaydı sen böyle bir evliliğin ürünüsün. Bak bir anne babanın çocuğusun. Bu büyük nimeti inkar edip şeytana nasıl inanıyorsun? Şeytan sana hangi güzel hayatı vaat ediyor? Bu sorumluluktan kaçınıyorsun. Allah Azze ve Celle'nin kurduğu nizama baş kaldırıyor. Bu nizamın asimetrik, dengesiz vesaire olduğunu söylüyorsun. Efe bil batıl. Batıla mı iman ediyorlar? O bi ni'metillahi hum yekfurun. Halbuki bu Allah'ın büyük bir nimeti ve bize büyük bir lütfu olarak yaşattığı bir şeyken içimizde, duygularımızda, bedenimizde karşılığı var. Yaşamazsan orası boş kalır. Nasıl zamanı gelince bir diş çıkması gerekir? Zamanı gelince bu vücudun, bu bedenin yaşaması gereken
Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği, biz bunu takdir ettik dediği, hunne libâsun lekum ve entum libâsun lehun. Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz dediği ve fıtratımıza koyduğu gibi indirdiği vahiy ile ölçüsünü de bildirdiği bir nizamdan söz ediyoruz. Şöyle bitiriyorum efendim. Bu bahsettiğimiz nimet, Cenab-ı Hakk'ın yaratılışımızda var ettiği ve bizi bir parçası kıldığı ve vahiy ile ölçülerini öğrettiği, ta miras paylaşımından tutun da aile içi karşılıklı hak ve sorumluluklara varıncaya kadar, aile modelinin nasıl olabileceğine dair bütün hususlarını öğrettiği ve Resulüne hayatta yaşatıp örneklediği bir bütün olarak, eğer buna olduğu şekliyle, fıtratımıza uygun Cenab-ı Hakk'ın söylediği şekliyle yaşamaz isek, o zaman dejenere oluyor ve onu muhafaza edemiyorsunuz, açık veriyor. Çünkü sistem bir bütün. Eğer bütünlüğünü korumazsanız açık veriyor. Bizim şu anda çağımızda yaşadığımız şey, ya niye bu çocuklar evlenmiyorlar deyip duruyoruz. Çünkü evliliğin ayarlarıyla oynamışız. Evliliği Allah'ın kurduğu adil nizamı üzerinden karşılıklı hak ve sorumlulukların tam da tarafların yaratılışına uygun olarak dağıldığı bir yapıdan çıkarmışız. Bambaşka bir hale sokmuşuz. Bu kez sistem aksıyor. Taraflar sorumluluklarını taşıyamıyorlar, götüremiyorlar. Kimine az, kimine çok geliyor. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ. Ellerimizle kazandığımızdan ötürü fesat ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tekrar aileyi canlandırabilmenin, tekrar hayatın içerisinde o sıcacık yuvayı, Akif'in deyimiyle rahmetullahi aleyh, ümmetimizin güvencesi. Ne diyor? Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Tehlikeyi görmüş, nereden çökerse bu millet çöker biter, ona işaret ediyor. Halbuki başından geçenler dehşet verici. Yedi düvel gelmiş üzerlerine. Demesi gerekir ki aman teknoloji üretin, aman şunu yapın, aman bunu yapın. Bak silahlarınız az olursa yenilirsiniz, perişan olursunuz, bitersiniz. Öyle demiyor da rahat ol diyor, korkma, sıkıntı yok. Bu olduğu sürece sana diş geçiremezler. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Tehlike asıl burada. Bu ocak tütmekten artık soğumaya dönerse, bu bayraktaki yıldız var ya, bu ocaklardan oluşan milletin yıldızı. Dolayısıyla ilk kıtayı buna ayırmış. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Yıldızın dayanağı tüten ocak. Tüten ocak olmazsa millet zayıflar. Millet zayıflarsa bu al sancaklarda yüzen bu al bayrağın yıldızı sönmeye başlar. İkinci kıtada hilale işaret ediyor. Çatma kurban olayım. Çehreni ey nazlı hilal. Bugün dünyada küresel güçlerin saldırdığı iki şey var diyorlar ya. Birisi cinsiyetsiz toplum, ikisi dinsiz toplum. Cinsiyetsiz birey, dinsiz birey. Akif merhum o günden birinci kıtayı milletin kendisine, aileye, dolayısıyla biyolojik yanımıza, cinsiyetimize, fıtratımıza tahsis etmiş. İkinci kıtayı da dine. O yüzden diyor ki hakkıdır, hakka taban milletimin istiklal. Bu ikisini korumadığımız takdirde de devam ederiz yolumuza. Sanırsak yalvarız, toplum olarak çökeriz. Ve bu kez düşmana benzeriz. Daha kötüsü hayatımız tatsız, tuzsuz, zevksiz, çirkin ve kötü olur. Nereden biliyorsun hocam?
derseniz bizden aynı yolu 50 yıl önce yürümüş olan batılı toplumlara bakabilirsiniz. Bizim bugün olduğumuz süreçten neredeyse 30-40 yıl ilerideler. Onlardaki duruma bakabilirsiniz. İnsanlar artık stüdyo tipi evlerde yaşıyorlar. Küçücük, tek bir kişi. Zaman zaman bir arkadaşını gayrimeşru bir biçimde konuk ediyor. Münasebetleri böyle. Bir köpek veya kediyle sevgi ve merhametten yoksun. Annesi hayatta epeydir görmemiş. Babası bazen hayatta bilmiyor. Kim olduğundan haberi yok. Dayı, yeğen, amca, torun, nine bunlar bilmiyor. İnsanın böyle yalnızlaştığı, kendisine küstüğü karanlık gecelerde gözyaşıyla nasıl bir hayat bu deyip intihara sürüklendiği. Niçin ötenazi onlarda başladı? Kimi devletler bunu kabul etti, uyguluyor ve kimi devletler de bunun yolunda. Çünkü hayat şeytanın bu sürüklediği süreçte sadece ahireti değil, insanın elinde dünyanın mutluluğunu da alıyor. Çünkü Allah'a sırtını dönerek bir kimse dünyada mutlu olamaz. Cenab-ı Hakk'ın hayata kurduğu esasları ve ilkeleri göz ardı ederek bir insan bu hayatta mutlu olamaz. Cenab-ı Hak dedi ki, bizi denklemin dışına atanlar, bizi anmaktan hatta bilmekten uzak duranlar. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ Onlara nasıl bir hayat verecekmiş? فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Onlara sıkıntılı bir yaşam vereceğim dedi. Demedi fakir edeceğim onları, imkanlarını azaltacağım. Hayır, imkanları çok olabilir. Maişet, imkanların yaşarken sizdeki karşılığı. Ne yapayım o bindiğim arabada o mutluluğu hissetmiyorsam, tatsız geliyorsa, mutsuz geliyorsa hayat bana, siyah beyaz, en iyi imkanlara sahip olduğu halde bunun zevkini alamıyorsa, lanetlenmiş gibi bir durumda kalıyorsa. Mutluluk hayatın sahibinin adıyla hayatı yaşamaktan geçer. Kitap böyle başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla olmayan süreçlerin tadı da olmaz. Ekulu kavli hâzâ ve estagfirullâhel azîme lî ve lekum ve lisâil mu'minîn. Rabbena lâ tuâkhidnâ in nesînâ ev ahtâna. Rabbena ve lâ tahmil aleynâ isran كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى